Evet, efendim yeniden birlikteyiz. Isparta'nın en çok izlenen ve gündem yaratan programı Ne Var Ne Yok ile karşınızdayız. Şimdi ilk bölümümüzde enerjiyi konuşacağız. Sadece enerjiyi değil, enerjiye bağlı birçok konuyu konuşacağız. Son günlerde Isparta için onur verici bir film var ortada. Birçok var ama özellikle enerjide Anka Solar Enerji sesini duyurmaya başladı. Sadece enerjiyle ilgili değil, mesela ben duyuyorum Isparta Spor'a destek oluyor. Hakikaten önemli projeleri var. Konuğumuz Anka Solar Enerji kurucu ortağı Yavuz Varlı. Yavuz Başkanım, hoş geldin. Merhaba, başkanım hoş bulduk. Diyorum çünkü daha önce siyasetten biliyorum Yavuz'u. Şimdi enerji çok önemli, çok kıymetli. Önemi giderek de artıyor. Hele hele böyle büyük bir firmanın Isparta merkezde olması da bizim için ayrı bir keyif, ayrı bir onur meselesi. Sadece enerji değil, enerjiye bağlı biraz sonra soracağım. Duyuyorum mesela inşaat var, villa yani. Sıfır enerji maliyetli villa. Çok ilginç, onu da soracağım kendilerine. Yavuz, önce seni bir tanıyalım. Yavuz Varlı kimdir? Ondan sonra diğer konulara geçelim. Tekrardan hoş bulduk Şakir Bey. Teşekkür ediyorum. Ben Yavuz Varlı. Anka Solar firmasının kurucu ortağıyım. Ortağım Mehmet Çetin ile beraber firmamızı kurduk ve faaliyetlerimize başladık. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi mezunuyum. 2015 yılından 2020 yılına kadar bir 5 sene yine yenilenebilir enerji sektöründe çalıştım. Hı hı. Daha sonra ortamla beraber böyle bir firma kurma kararı aldık. Her ikimiz de işin tabiri caizse mutfağından geldiğimiz için başarılı olacağımızdan ve firmayı büyüteceğimizden emindik. Isparta lokasyonunda olmak üzere önceliğimiz Isparta olmak üzere faaliyetlerimize başladık. Hı hı. 2021 yılında. Tabii bu süreçte biz ilk faaliyetlerimize başladığımızda arazi GES diye nitelendirdiğimiz tarlalara kurulan GES'lerin yönetmelik gereği önü kapalıydı. Doğru. Sadece bu GES'ler çatı ve cephe uygulaması olarak yapılabiliyordu. Biz de faaliyetimizin ilk yıllarında hep endüstriyel çatılarda GES kurulumu yaptık. Bununla birlikte ilerleyen süreçte yine arazi GES dediğimiz arazi GES'lerin yönetmek gereği önü açılınca arazi projeleri geliştirmeye başladık. Bunların kurulumu ve devreye alması da dahil anahtar teslim projeler yaptık. Onu soracağım. Şimdi özellikle büyük projeler diyelim, endüstriyel sanayi projeleri diyelim. İlk başlangıcından en son noktasına kadar firma olarak hizmet veriyorsun. Evet, doğru mu? Doğrudur. Burada bizi esasen diğer firmalardan ayıran özelliğimiz bizim mühendislik firması olmamız. Yani alanında uzman kişilerle çalışıyor ve o kişileri istihdam ediyor olmamız. Şimdi biz bir mühendislik firmasıyız. Evet. O yüzden projeyi en başından başlayarak sonuna kadar dışarıdan hiçbir hizmet almadan kendi bünyemizde bütün süreçleri yönetip yürütebiliyoruz. Yani şöyle, şimdi ben az çok şeyleri biliyorum. Başkası olduğu zaman işin takibini başkası yapıyor, enerji kısmını başkası yapıyor, panel kısmını başkası yapıyor. Bir sürü uğraşıyorsun. Evet. Ama siz öyle değil. Başından sonuna kadar bu hizmeti veriyorsunuz. Çok, evet. Çok önemli bir şey, çok kıymetli. Yani biz kendimizi aslında şöyle nitelendiririz. Terzi usulü işler yaparız. Yani bir kıyafetin ve bir kumaşın tek elden çıkması onu ne kadar kaliteli ve güzel yapıyorsa bizim de tüm projelerimiz sadece ve sadece mühendislik anlamında bizden çıkıyor. Ne? Yani bunun konuşmamızın ilerleyen zamanlarında da konuşuruz. Statik altyapısı, hesapları, arazi seçerkenki durumlar, bunların imar aşamaları, elektriksel bağlantılar, elektrik projeleri, enerji nakil hatları vesaire, bunların hepsi tamamen tek bir elden bizden, yani bizim mühendislik çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan projeler oluyor. Evet. Şimdi bölgede, Türkiye'de büyük projeler imza atıyorsunuz. Evet. Bizim gibi endüstriyel sanayi tesislerine. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ben bir araziye bir fabrika sahibi, otel sahibi bir büyük tesis kurmak istiyor. Evet. Bir süreci anlatır mısın? Nereden başlıyor, nasıl bitiyor? Şimdi bunun ilk aşaması kurmak istediğimiz güneş enerji santraline uygun bir arazi seçmek. Hı. Bunun da farklı farklı kanuni şartları var.
İşte bu araziyi biz mevzi imar planı yapacağımızdan yola cephesi olması gerekiyor. Veya sit sınırları içerisinde kalmaması gerekiyor. Ova sınırları içerisinde olmaması gerekiyor. Orman kadastrosu içerisinde olmaması gerekiyor. Tüm bunları dikkat ederek biz ilk önce araziyi seçiyoruz. Tabii bunlara dikkat edip araziyi seçtik, bu tek başına yeterli bir kriter de değil. O araziye güneş enerji santrali kurulduğunda verimli bir tesis olur mu? Yani güneşlenmesi nasıl? Eğimi nasıl? Gölge yapacak etmenler var mı? Tüm bunların birleştirdiğimizde ortaya çıkan ortak bir noktada arazimizi artık alıyoruz. Tamam. Daha sonra yönetmelik gereği başvuru yapmamız gereken yerler var. 17 EDAŞ. Kurumu var. O imar aşamasında. ilk önce bizim bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu dediğimiz, halk arasında bilinen tabiriyle enerji müsaadesi ya da GES izni böyle tabir ediliyor. Ama asıl ismi bağlantı anlaşmasına çağrı mektubudur. Bu evra, bu izni alabilmek için ilgili EDAŞ, elektrik dağıtım şirketine başvuru yapıyoruz. Başvurudan sonra artık biz olumlu gelirse, sizin az önce dediğiniz gibi bu yoğun bir kurum görüşü toplama, izin görüş sorma sürecine başlıyoruz imar aşamasına. Buraya imar yapıyoruz. Bu sırada tabii biz statik elektrik projelerini, yani artık sistemin projelendirme aşamasına geçmiş oluyoruz. Arazi şartları, üzerine GES kuracağımız arazinin toprak yapısı, topografik yapısı, eğimi, bunları dikkate alarak artık biz projelendirmemize başlayıp yine bakanlık tarafından yetki verilen kuruma projeyi onaylattıktan sonra proje aşamasını da tamamlamış oluyoruz. Daha sonra inşaat paneller konuyor. Evet, yani panellerin taşıyıcı konstrüksiyonları, altyapısı, elektrik altyapısı, varsa bağlantı hattı dediğimiz enerji nakil hattı işlemleri. Artık saha çalışmalarına başlıyoruz. Saha çalışmalarını da tamamladıktan sonra ilgili kurumlardan EDAŞ ve TEDAŞ'tan tesisin kabulünü yaparak devreye alıyoruz. Şimdi devreye aldıktan sonra bizim sorumluluk ve yükümlülüklerimiz de bitmiyor. Devreye aslında aldın, devre ettin. Bitti mi? Hayır, bitmiyor. Nasıl devam ediyor sorumluluk? Şimdi burada tesis kurulurken kullanılan malzemelerin, makine ekipmanların kendi garantileri var. Örneğin bir invertör dediğimiz, evirici dediğimiz cihazın 5 yıl garantisi var veya panelin 12 yıl garantisi var. Bunların dışında bu tesisi kuran firma, yani Anka Solar'ın da bu tesisin bir fiil çalışacağına 2 yıl garanti veriyor. Anladım. Tesisi kuruyorsun. Evet. Diyorsun ki 2 yıl sıkıntısız çalışır, bir de bunun garantisini veriyorsun. Evet, yani olası bir arızada ve problemde de 2 yılda bizim sorumluluğumuz altında diyoruz müşterilerimize. Çok önemli ya. 2 yıl işletmesini biz yapıyoruz. Ondan sonra yatırımcılarımız dilerse kendileri yapmaya devam ediyor. Devam etmek isterlerse biz onu devam da ettirebiliyoruz. Anladım. Şimdi bu süre içerisinde gerçekten Isparta'da bir bölge çok büyük projelere imza attınız. Evet. Atmaya devam ediyorsunuz. Özellikle mesela bakıyorum şöyle, organize sanayiden çok gittiği Burdur, Antalya hep sizi konuştu, konuşuyor. Bir de şu çok önemli bir şey. Yani bu sektör farklı bir sektör. Yani duyuyorum. Yani diyor ki başımız ağrımıyor. Evet. Anahtar teslim. Evet. Devam ediyor. Süreç ne kadar sürüyor? Eğer böyle sit alanı değilse, bir sıkıntısı yoksa, ortalama bir endüstriyel enerji yatırımı ne kadar sürüyor GES? Şimdi aslında Şakir Bey, bizim sektörümüzün bizim nazarımızda büyük bir problemi var. Ne o? Bu bürokratik sürecin çok ağır olması. Güzel. Onu soracaktım sen erken. Evet. Şimdi bağlantı görüşü için başvuru yapıyoruz. Yaklaşık bağlantı görüşünün bize ulaşması 3 veya 4 ayı buluyor. Yani bu bizim elimizde veya... Niye bu kadar gecikiyor? Kanunen belirli süreler var. Başvuruyu yaptık, bir sonraki ay evrak yönünden değerlendiriliyor. Ondan sonra teknik yönden değerlendirme aşamasına geçiyor. Bunlar için komisyonlar kuruluyor. Yani yönetmelik gereği bu ara 3 ay bizim elimizde olmadan ve kimsenin müdahale olamayacağı, edemeyeceği şekilde maalesef... O uzun bir süre geçiyor. Değil mi? Evet, uzun bir süre. 3 ayın sonucunda bir de
Bizim imar sürecimiz başlıyor artık bundan sonra. İmar süreci de başlı başına bir süreç oluyor. Yani başvuruyorum, belediye meclisine gidiyor değil mi? Evet evet, yani özel idare meclisine giriyor, imar komisyonuna giriyor. Hele ki büyükşehir belediye sınırları içerisindeyse önce mevcut ilçe belediyesinde onaylanıyor, ondan sonra büyükşehire sevk ediliyor, orada onaylanıyor. Bir 3-4 ay da burada geçiyor imar planı aşamasında. Tabii bu bir yapı olduğu için yapı ruhsatını almadan da işlemlere başlayamıyoruz. Yani bugün başvuru yapsak bizim sahada işlemlere başlamamız nereden baksanız 6 ay. Yani aslında siz işi hızlı yapıyorsunuz ama o bürokratik süreç evet. Tabii 6 ay o geçiyor. 2-3 ayda veya 4-5 ayda şey olsa evet, evet. İmalat süreci evet. 1 yıl diyelim artık. Şimdi peki firmalara tavsiye ediyor musunuz bunu? Şöyle bir şey vardı, hatırlamıyorsam. Bir ara bir furya gelmişti, santrali kuruyordunuz, ne kadar gideriniz varsa onu mahsup edip kaç paraysa üstü alıyordunuz devlette. Evet. Şimdi evet. O kalktı galiba değil mi? Şimdi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu burada yönetmelikte bir değişikliğe gitti. Sizin dediğiniz gibi daha önce, hatta 2018 öncesinde onu da kapsadı. Bir tane elektrik faturası gösterip 1 megawatt gücünü aşmamak şartıyla lisanssız GES kurabiliyordunuz ve anladım. Satışları döviz üzerinden hala devam edenler de var. 2018'den sonra bunu durdurdular. Daha sonra bu mahsuplaşmadan sonra arta kalan enerjiyi tamamen satabiliyordunuz dediğiniz gibi. Artık bunu ticari boyuta dökenler oldu ülkemizde. Yani ne yazık ki her zaman olduğu gibi. Bir fabrika hayal edin. Düşünün, aylık faturası, şimdi izleyicilerin anlaması için TL olarak anlatacağım. Normalde kilowatt üzerinden hesaplamamız lazım. Örneğin ayda 20 bin lira elektrik faturası geliyor. Bir ticarethanenin ya da büyük fabrika düşünenin 1 milyon TL ayda elektrik faturası ödüyor. Şimdi yeterli alanı varsa, yeterli finansal gücü varsa... Normalde kanunun ilk çıkış amacı 1 milyon liralık elektrik faturası ödüyorsanız bu 1 milyon lirayı siz kendiniz üretin. Tamam. Normalde. Ama tüketiciler burada biraz ticari gelir elde etmek istedikleri için 1 milyonluk tüketimi olan 5 milyon liralık getirisi olan bir tesis kurdu. Kurdu. Veya daha büyüklerini kurdu. Bakanlık nezdinde EPDK da buna dur dedi. Yani senin tüketimin ne kadarsa ben bir mahsuplaşırım, bir katını da satın alırım. Yani 1 milyonluk tüketimin varsa onun mahsup 1 milyonu da para veririm sana. Evet. 5 milyonluk elektrik varsa üstü benim arkadaşım. Üstü bedava yekleme dedi. Aslında yönetmelik olması gereken en doğru noktaya geldi. Çünkü bizim enerji altyapımız, enerji nakilatlarımız ve trafolarımız buradaki talebi karşılayacak düzeyde değil ülke genelinde. Yetersiz kalıyor. Yetersiz kaldığı için de asıl elektriği üretmek isteyen tüketici, asıl tüketici bazen GES kurmak istediğinde TEİAŞ'tan red alabiliyor trafo kapasitesi dolduğundan. Şimdi bu yönetmelikle bakanlığın amaçladığı asıl ihtiyacı olan tüketici tükettiği kadarını üretsin. Yani asıl faydalanması gereken kişi faydalansın. Amacına ulaşsın. Evet. İşte buradan niye bu soruyu sordum? Tam da sizin nokta. Siz çünkü büyük bir firmasınız ve büyük işler yapıyorsunuz. Yani dedi ki arkadaş böyle hani 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira, 10 bin lira, 50 bin lira elektrik faturası değil. Hakikaten bu işi sanayi anlamında yapanlar bu işi yapsın dedi. Evet. Veya oteller yapsın dedi. Çünkü ciddi bir enerji sarfiyeti var oralarda. Bilmiyorum sen daha iyi biliyorsun ama son dönemde böyle Antalya merkezli otel gruplarının birçoğu Isparta'da GES yapıyor. Doğru mu? Doğru. Isparta ve Burdur ilerini tercih ettiler. Bunun da belli başlı nedenleri vardı. Bu nedenler arasında bir tanesi de Isparta'nın güneşlenme süresi. Gün ışığını alma seviyesi çok güzel. Evet. Ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının da fazla olması. Şimdi bunlar elektronik cihazlar. Üretim yaparken ısınan cihazlar ve soğuması gereken cihazlar. Doğru. O yüzden burayı daha verimli
bir bölge lokasyon haline getirdi. Haliyle biraz da ekilmeyen, biçilmeyen taşlık araziler biraz daha ucuz bu bölgelerde Antalya'ya nispeten. O yüzden oteller hep bu bölgeleri tercih ettiler. Çok fazla bir yatırım oldu. Oldu hakikaten. Evet. Oldu, iyi de oldu. Şimdi ben mesela organize sanayi nasıl? Yani çünkü siz büyük işler yapıyorsunuz, orada herhalde bu işe giren var. Yani şimdi Isparta'da Süleyman Demirel organize sanayi bölgesindeki birçok tesisi, çatıgesi biz yaptık Ankasolar olarak. Şimdi gerçekten OSB içerisindeki üreticilerin, fabrikaların elektrik sarfiyatı çok yüksek. Evet, OSB'ler kendi üyelerine elektriği dışarıdakilere nispeten daha ucuz veriyorlar ama buna rağmen bir fabrikanın, bir işletmenin en büyük gider kalemi elektrik enerji oluyordu. Ve birçok firma da yaptı. Çoğunun kurulumunu da biz tamamladık. Hala işletmelerine Ankasolar olarak biz devam ediyoruz. Keza Burdur OSB'de bu bölgenin en büyük projelerinden bir tanesini yaptık. Onun da işletmesine devam ediyoruz. İkinci, üçüncü projelerimiz devamında geliyor şimdi. İşletmeniz derken bunu bir açalım. Siz yapıyorsunuz. Evet. İki yıl bakım, onarım ve işletmesi bize ait. Tamam. Burada fabrika sahibi şeyine, o da parasını alıyor. O da parasını alıyor. Güzel iş. Şimdi burada evet, güzel temiz, iş. Temiz yani. Şimdi bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi de şu. Aslında sıkıntı diyemeyiz de. Şimdi bizim müşterilerimiz hep kendi alanlarında, kendi ticari alanlarında uzman kişiler. Evet. Ama elektrik sektörüne, enerji sektörüne tam tersi çok uzak kişiler. Şimdi biz burada konuşmamın ilk başında söylemiştim ya, biz bir mühendislik ofisiyiz. Evet. Yani kurduğumuz bir tesisin yıllık ne kadar enerji üretmesi gerektiğini hesaplar ve bunu günlük, haftalık, aylık, yıllık bazlarda takibini yaparız. Bilimsel çalışıyoruz. Evet. Eğer verim kaybı, enerji düşüklüğü tespit ettiğimiz durumlar var ise asıl biz bunu ararız. Yani kurduğumuz tesiste bir verim kaybı, enerji düşüklüğü tahminimizden daha düşük bir üretim var mı? Her gün bunu ararız. Sorun vatı nerede var? Evet. Ve anında çözüme kavuştururuz. İşletme dediğim kasıt buydu. Bu. Şimdi sizin dışınızda böyle farklı farklı yerlere böyle hani çakmada olunca açıyorum, ben yaptım, adam koydu gitti. Evet. Sadece ne kadar üretildiğine bakıyoruz. Az mı, çok mu, sıkıntı var mı, hiç buna bakan yok. Ama evet, sizinki çok verimli bir sistem. Ya bizim mesela firmamız bünyesinde bakım, onarım ve işletme ekibimiz var. Oradaki mühendis arkadaşlarımız 7/24 kurmuş olduğumuz bütün tesisleri bilgisayar ekranında izlerler. Takip ediyorlar. Takip ederler. Arıza olduğundan müdahale ekibimiz var, müdahaleye giderler. Bunlar düzenli olarak yapıyoruz. Profesyonellik bu, marka olmak böyle bir şey. Hani dedin ya, Burdur'da, bizim burada Antalya'da hakikaten bu işletme olayı galiba, yeni demeyeyim de, sizle daha çok gündeme geldi değil mi? Bizim bölge için söylüyorum. Evet. Esasen geçmişte işletme vardı ama şimdi sektör de gelişmeye ve değişmeye başladı. Doğru. Şimdi lisanssız elektrik üretim yönetmeliği ilk çıktığında 2013'lü yıllarda, 2013, 14, 15'te belki bir tesisin yüzde kaç kapasiteyle çalıştığı sizin dediğiniz gibi çok önemli değildi. Çok da dikkat eden yoktu. Ona kimse bakmıyor zaten. Yani. Evet, ama sektör de gelişti artık. Sektördeki paydaşlar da kendini geliştirdi. Gerçekten mühendislik ve müteahhitlik yapan firmalar bunu yapmak zorunda. Evet. Bir de tabii yani bundan 10 sene önceki karlılıkla şimdi de aynı değil, değil mi? Evet. Sektör. Dolayısıyla evet, bu verimliliğe dikkat etmek dikkat lazım. Etmek lazım. Yani düşünsenize, bir sisteminiz var. Durduğunda para kazanamıyorsunuz. Yani bunu üretim gibi düşünün. Doğru. Durduğunda kazancınız duruyor aynı zamanda, eş zamanlı olarak. Haliyle artık bizim orada çalıştırdığımız bir saat veya çalışamadığımız bir saat bile bizim için kayıp. Kayıp. İşte onu da işletmenin sahibi, yani fabrikanın sahibi bilemez. Bilemez.
Onu siz mühendisler, sizler bileceksiniz dolayısıyla. O da büyük bir avantaj, büyük fırsat. Evet. Peki enerji sektörü ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Yani gezler, işte ne o dönen şeyler adamlar. Rüzgar enerjisi aklıma geldi. Onlar yani ve bugün dünyada çok kıymetli bir hale geldi. Türkiye nereye gidiyor? Yani yeşil enerji dediğimiz bir nokta var. Galiba destek de verilecek diye biliyorum ben. Süreç Türkiye'yi nereye götürüyor? Şimdi şöyle Şakir Bey, bu aslında çok böyle küresel bir durum. Şimdi biliyorsunuz biz kullandığımız enerjiyi fosil yakıtlardan üretiyoruz. Evet. Yani dünya modeli böyleydi. Şimdi yavaş yavaş artık dünyadaki bütün ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başladı. Tabii öncü ülkeler vardı, özellikle Avrupa ülkelerinde. Biz de onları bu anlamda takip ediyoruz. Şimdi sonsuz bir enerji, yenilenebilir enerji. Tabii. Bunun bir sürü dalı var. Güneş, rüzgar, biyokütle, biyogaz, termal vesaire. Şimdi baktığımızda bizim ülkemiz, bu kıyası her yerde biz veriyoruz. Bizim ülkemizin güneşlenme süresi, ışınımı en az alan ili Iğdır. Iğdır, ha. Almanya'nın en yükseğiyle eşdeğer. O kadar iyiyiz yani. Aslında güneşlenmesi o kadar iyi olan bir ülkeyiz. Haliyle şimdi baktığımızda bu sektörü nasıl ve nerede görüyoruz? Aslında ben Ekonomi Bakanımızın yapmış olduğu bir açıklamayı söyleyeceğim size. Ülkemizin cari açığını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla gidereceğiz gibi bir açıklama yaptı. Şimdi bu aslında önemli bir açıklama. Yine yeşil enerji kredisi altında bankaların çalışma yaptığını biz de duyuyoruz. Haliyle ülke artık bu sektöre önem veriyor, vermekte zorunda. Çünkü bunun da belli başlı sebepleri var. Mesela artık yavaş yavaş görmeye de başladık elektrikli arabaları. Evet. Şimdi elektrikli arabalar çıktı, çoğalmaya başladı, sorunlar da artmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de hızlı şarj cihazlarını konumlandıracak yer bulamamaları üreticilerin. Buna yer bulamamasının sebebi de DC şarj dediğimiz hızlı şarjlar 80 kW'dan başlıyor, 200 kW'ya kadar çıkıyor. Çok büyük bir güç. Bunu konumlandırabilmek için trafodan o gücü alabilmemiz, çekebilmemiz lazım. Haliyle bu da enerji anlamında yine bu noktada da yetersiz, altyapı anlamında yetersiz kalıyoruz. Bu sektörün daha da gelişeceğini ve değişeceğini düşünüyorum. Aslında şeye evrilecek. Şebeke güvenliği, şimdi enerji arzı sürekli olmayan tesislerde, güneş, rüzgar gibi. Bu tesisler ülke genelindeki frekans değerlerine etki ediyor. Şimdi bunu güç birden yükseliyor, birden düşüyor. Doğru. Dalgalanmaya sebep oluyor vesaire. Şimdi artık bu sistem depolamalı GES, depolamalı RES sistemine evrilecek. Yani depolama artık bu sektörle beraber depolama sektöründe hızla büyüyeceğini düşünüyoruz. Yani GES'ler artmaya devam edecek, yatırımlar kesinlikle devam edecek ki kesinlikle. Zaten bilmiyorum bu süreçte yani özellikle sanayi, endüstriyel alanda hala GES yapmayan varsa yapması lazım diye düşünüyorum. Evet, evet. Şimdi sizin merkez Isparta, bir hani size ulaşmak isteyen ofisiniz nerede, nasıl ulaşacak? Biz Pir Mehmet Mahallesi 113. caddedeyiz. Belediyenin karşısı diyebiliriz. Belediyenin karşısı, yani Salı Pazarı'na çıkarken. Çıkan hemen 113'e girince sağda. Evet, sağda. Katılım evim var. Katılım evim 3. Evet. Reklam olarak katında değil, tarif olarak yapıyoruz. Onun üzerinde 3. katında. Evet. Merkez ofisimiz burası. Hı hı. Şimdi biz merkez ofisimizde mühendis arkadaşlarla birlikte merkez ofisimizde çalışıyoruz. Ayrıyeten şantiye ekibimiz de sürekli sahada. Sahada. Bakım onarım ekibimiz sürekli sahada. Aslında her yerdeyiz diyebilirim. Yani size ulaşmak isteyen, böyle projeyi düşünen sanayicilerimiz mutlaka iletişim anlamında geçer ama yeriniz de orası. Şimdi bir diğer konuyu sormak istiyorum. Bu konuda ilave edeceğim bir şey var mı? Enerjiyle ilgili diğer sizin bir projeniz var, onu soracağım inşaatla ilgili. Ya enerjiyle ilgili ilave edeceğim son şey şu. Bugün elektrik birim fiyatlarının
nispeten makul seviyelerde gibi gözükse de aslında enerji maliyetleri giderek artacağını öngörüyoruz. Bu sadece bizim kendi bireysel bir öngörümüz değil. Sektör paydaşlarının, sektör büyüklerinin hepsi, herkesin düşüncesi. Bu sistemi mutlaka ve mutlaka herkes kuracak. Kurmak zorunda. Kurmalı. Önemli olan nokta gerçekten işinde, alanında uzman kişilerle yol yürümesi. Bütün mesele bu. Evet. Şimdi programa niye sizi davet ettik? Elbette yani işini çok iyi yapan insanlarımız var ama siz bu sektörde hakikaten yani başından sonuna kadar, daha sonra işletme sürecine kadar hakkıyla bu işi yapıyorsunuz. Dediğiniz gibi ben şöyle söyleyeyim, fikrimi söyleyeyim. Seçimden sonra biraz daha Türkiye farklı noktaya gidecek. Evet. Dolayısıyla bu da maliyetleri de artıracak. Enerji en büyük maliyet. Onun için bir an evvel endüstriyel anlamında, sanayi anlamında herkesin bunu kurması lazım. Evet, kesinlikle. Kurarken de sizin gibi firmalar çalışması lazım kesinlikle. Ki başaramasın. Kesinlikle, katılıyorum. Yani. Şimdi geçen sohbette Mehmet'le de seninle konuşurken bir inşaat sektörü dedim. Ben dedim ki ya ne alakası var bunlar, niye inşaata giriyor, içinden duruyor ama ondan sonra devamında gelen dediğiniz şey çok farklı bir noktaya gitti. Evet. Villa yapacağını söylediniz. Doğru. Villa herkes yapıyor. Ama dediniz ki sıfır enerji maliyetli. Evet. Bu sizin alanınız. Bir anlatır mısın bana bu projeyi nerede yapıyorsunuz? Kaç villa yapıyorsunuz? Sıfır enerji maliyeti ne demek? Şimdi Şakir Bey, ortağım Mehmet Bey de çok iyi yakinen tanıyorsunuz. Ya şimdi 10 numara adamsınız da Fenerbahçe'lisiniz, Beşiktaşlı değilsiniz ya. Ya böyle spesifik projeler üretmek istiyoruz biz. Yani farklı olması lazım. Şimdi bununla ilgili çalışmalarımız da enerji sektörünün yanında bir tarafımız da Ar-Ge çalışmalarına sürekli devam ediyor. Mesela hedeflerimizden bir tanesi de savunma sanayiyle ilgili bir şeyler çok iyi. Yapmak. Şimdi bunları düşünüp geliştirirken bir fırsat doğdu ve villa projesi yapma kararı aldık. Bu projemizin yeri Işıkkent Mahallesi'nde. Arsamızı aldık. Projelerimiz onaylı, ruhsatlarımız hazır ama bir revize işlemi yapacağız. Şimdi onun üzerinde çalışıyoruz. Şimdi dediğiniz gibi aslında herkes bu projeleri yapıyor, yapabiliyor. Bizim bir şeyleri farklı yapmamız lazım. Şimdi bir kere enerji sektöründe olmuş olmamızın nedeniyle bu villada oturacak konut sakini enerjiye kesinlikle para ödemesin. Ve bununla beraber ısınma gideri olarak da doğalgaz buna da para ödemesin. Biz kuracağımız sistemi buna göre kuralım. Düşüncesiyle yola çıktık ve bunu projelendirdik, bitirdik. Yani şimdi, adım adım gidelim. Proje bitti. Sizden bu villayı alan kişi ısınma, enerji, yani doğalgaz veya elektriğe para ödemeyecek mi? Ödemeyecek. Şimdi kendi tüketimine göre, onu içerisinde biri yaşamadan bilemeyiz. Kendi tüketimine göre belki üstte para da alacak. Anladım. Yani binayı, villayı ona göre yapıyorsunuz. Evet, evet, ona göre yapıyoruz. Yine tabii evet, enerji sektörünün bir kolu da aslında teknolojiyle bağlı. Tabii. Tabii. Yani biz bazı yazılımlarla, bazı yapay zeka programlarla da çalışıyoruz. Teknoloji de bizim az da olsa kalemlerimizden bir tanesi. Doğru. Yine biz bu villayı yaparken, projelendirirken teknolojik bir hane olsun, konut olsun düşüncesiyle akıllı ev sistem modeli duyuyoruz sürekli. Hı-hı. Bu akıllı ev sistemi modelinin biraz daha böyle çıtayı yükselterek daha iyisini, daha yenisini yapmak istiyoruz. Bu tabii projenin bununla ilgisi yok. Projeyi yaptıktan sonra artık ince detaylarda bu aşamaya geçeceğiz. Yani bizim yapacağımız proje tamamen çatısında güneş paneli olan, elektrikli kombiye sahip, doğalgaz gideri olmayan, hatta yerli üretim, elektrikle çalışan bir ocak sistem var. Onun görüşmelerini yapıyoruz şimdi. Türkiye'de üretiliyor. Ocağın bile elektrikli olduğu,
bir sistem tasarladık. Kaç tane villa yapacaksınız? Şu anda ilk projemiz 4 tane. 4 tane. Millet bir görsün diyorsunuz, ondan sonra biz akın etsin. Evet, yani biz orada aslında şöyle sayıca çok fazla yapıp bunları pazarlayalım mantığıyla değil de biz gerçekten böyle spesifik bir proje örnek yapalım. Olsun. Evet. Modeliyle yola çıktığımız için şimdi 4 tane. Herhalde önümüzdeki sene yapmış oluruz, bitirmiş oluruz. Yani şimdi bunun altını çizelim, biraz daha ayrıntı verelim. Bu villanın içindeki yapacağınız sistemle, projeyle enerji maliyeti sıfır. Doğru. Isınma maliyeti sıfır. Doğru. Hatta üçte para bile alabilir diyorsun. Alabilir, tüketime göre. Tüketime göre alabilir diyorsunuz ve akıllı evin daha üst modelini hayata geçiriyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Ortalama bir villada yani yıllık nereden baksanız bir 40-50 bin lira avantajı var. Evet. Bugün bugün için geçerli. Yani önümüzdeki sürece baktığımız zaman çok daha fazla avantajı var. Yani sayısal hesaba girecek olsak bir müstakil evde oturan konut sahibi veya villada oturan özellikle kış aylarında özellikle bu sene 3-4 bin liraya yakın doğalgaz gideri ödeyecek aylık. En az. Elektrik parası zaten tahmin ediyorum 1000 liranın üzerinde kesinlikle gidiyor. Yıllık 50 bin lira gözden çıkarmak lazım. Çok rahat. Yani 50, en az 50 bin lira avantajı var. Akıllı ev sistemi, yaşam konforu, onları saymıyoruz. Ya bir de biz insan şunu düşündük aslında bu projeyi tasarlarken. Şimdi insan ne yaparsa yapsın tasarruf modeli aklının bir köşesinde mutlaka oluyor. Aman şu lamba açık kalmasın, aman şu su akmasın. Evet yani kombi havada tam soğumadı, düşük derecelerde açayım. Yani her ne şart altında olursa olsun tasarruf insanın beyninin bir köşesinde mutlaka oluyor. Var. Şimdi biz aslında burada şunu hedefledik. Evet tasarruf edelim. Şimdi burada yaşam kalitesini arttıralım. Evet. Yani lamba niye fazladan yanıyor diye düşünmek zorunda kalmasın. Çünkü maliyeti yok. Evet maliyeti yok. Yenilenebilir enerjiyle bu iş üretiliyor. Yapılıyor. Haliyle bence bu israfa veya başka bir şeye girmiyor. Yani. Yani tabii. Işıklar açık kalsın, doğalgaz sonuna kadar yansın. Hayat konforumuz daha rahat olsun. Evet. Şimdi bu sayede devlet döviz yani enerji parası ödemiyor. Bir şey olmuyor. Kendini üretiyorsun, kendini tüketiyorsun. Evet. Bu ben tebrik ediyorum. Ya bu çok güzel proje aslında. Yani. Teşekkür ederim. Peki şeyi soracağım. Endüstriyel sanayi tesislerinde, fabrikalarda GES'e yani güneş enerjisine geçiş oranı kaç şu anda? Mesela Isparta'ya baktığın zaman %30, %40 ne bileyim yarısı GES'i diyebilir miyiz? Şimdi örnekleme modeliyle bunu cevaplayacak olursam, örnekleme yapacağımız yeri de örneğin Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak varsayalım. Bunun %60'ı, oradaki işletmelerin %60'ı bu yatırımını yaptı. Çok iyi. Yaptılar. Diğer alanlar mesela yani yine Karma Organize Sanayi var. Orada da zannediyorum %50'si yine bu yatırımı yaptı. Ama yapmayan da bayağı var ya. Var. Var. Şimdi biliyorsunuz biraz finansal kaynağa ulaşmak şu anki onu günümüzde zor. Ondan kaynaklı biraz zor. Faizler yüksek. Faizler yüksek olmasına karşın bankalar biraz parayı sıkılaştırmış durumda. Haliyle insanlar bir de önümüzde seçim var. Borçlanma kararı alırken düşünüyorlar. Evet, eskiden tedbirli. Bir düşünüyorsa şimdi iki düşünüyor. Tedbirli davranıyorlar. Ben şöyle düşünüyorum. Yani finansal olarak bu rahatlığa kavuşmuş, bu yatırımı yapabilecek işletmelerin ilk amacı hep bu yatırımı yapmak olacak. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani çok inanılmaz karlı ve bir de rekabet de rekabet gücünü arttırıyor. Gücünü arttırıyorsunuz. Evet. Yani enerji maliyetini sıfır ediyor. Evet. En büyük kalemi silmiş oluyorsunuz. En büyük kalem sıfır iniyor. Dolayısıyla piyasada rekabet gücünü de atıyorsunuz tabii evet, ki her şey. Evet. Peki diğer illerde kâbirliler için soruyorum. Antalya, Burdur, bizde aynı seviyede mi aşağı yukarı aynı pozisyonda mı yoksa onlar daha mı iyi daha mı kötü? Şimdi aslında Türkiye genelini şöyle bir düşündüğümüzde
sektörün en yoğun olduğu iller arasındayız biz. İyiyiz o kadar. Evet, yani bu bölge gerçekten yenilenebilir enerji yatırımı konusunda bilinçli ve yatırımını hayata geçiriyor. Antalya da çok iyi durumda. Antalya OSV'de de yine oradaki firmaların birçoğu yaptırdı. Keza az önce siz konuşmanın ilk başında bahsettiniz. Oteller bölgesinden özellikle otellerin hemen hemen hepsi bu yatırımları yaptılar. Artık yani yapmayan insanlar... çok geç kalmış oluyor. Yani. Evet. Bir an evvel de yapmak lazım. Evet. Bir de ben dedim ya, oraya çok hoşuma gitti. Yani şey değil, yapıyorsun, başından başlıyorsunuz. Bütün bürokratik süreci, teknik boyutu ve imalat aşaması. Ondan sonra da siz daha takip ediyorsunuz, siz işletiyorsunuz. Oradaki hatayı, eksiği, sıkıntıyı siz gibi bir şey çözüyorsunuz. Çok iyi bir şey. Şimdi yani. Bunu da evet, bunu da yaparken aslında altını biraz dolduralım lütfen. Bunu. Örneğin biz güneş panellerini üreticiden satın alıyoruz. Tamam. Satın alırken biz de kendimiz denetmenle güneş paneli üreticisini denetliyoruz. Anladım. Yani bizim siparişlerimiz nasıl üretiliyor? Onu görüyorsunuz. Onu görüyoruz. Raporlarını alıyoruz. Fabrikadan çıkmadan önce test raporları, daha sevkiyat yapılmadan önce test raporları geliyor, inceliyoruz. Ondan sonra sevkiyata başlayıp sahada montajını yapıyoruz. Veya aldığımız diğer ürünleri, mesela altyapı dediğimiz o panelleri arazilerde taşıyan çelik konstrüksiyon, evet, üretim aşamasında, bakın bunu herkes yapmaz, üretim aşamasında gerçekten uzman bir inşaat mühendisi, örneğin bizim projemiz için üretimine ayrılan gün 15 gün. 15 gün boyunca bir fiil fabrikada denetim gerçekleşiyor. Bekliyor da. Bekliyor. Üretimler doğru yapılıyor mu? Kaliteler anlaştığımız gibi yeterli mi? Kullanılan malzemeler doğru mu? Biz tamamen bunları denetleyerek ürettiriyoruz. Ayrıyeten bazen bizi denetleyen denetçi firmalar da oluyor. Kim onlar? Hangi firmalar mesela? Onlar şöyle, örneğin siz kendinize bir GES yaptıracaksınız. Bizle anlaştınız. Bir dışarıdan denetçi firma tutuyorsunuz. Anladım. O firma bizim nasıl iş yaptığımızı denetliyor. Biz bunu canı gönülden istiyoruz. Yani kendinize evet, güveniyorsunuz da. Denetlesinler. Yaptığımız işi herkes görsün. Yani şunu yapmıyorsunuz. Bir siparişi veriyorsunuz. Ya bana atıyorum şu ayakları getir, panelleri getir. Tak değil. Kesinlikle. Onun üretim sürecinden testine kadar hepsini kontrol ediyorsunuz. Kesinlikle. Bu çok önemli ya. Şimdi mesela bazı arkadaşlar yıllar önce yaptılar. Ben duyuyordum o zaman. Ya işte bu ay az oldu. İşte şeyin üzerinde toz var. Ne o? Evet. Panelde toz var. Evet. Şu olmuş, bu olmuş, ne yapacağız? İşte temizlettiriyoruz. Böyle hani ilk akla gelecek çözüm yollarına bakıyorlar aslında. Ama sizinki evet, bilimsel boyutta. Evet. Bak orada. Aslında yatırımcılarımıza karşı şunu da yapıyoruz biz. Bu konuda gerçekten işletme birimimiz çok güzel çalışıyor. Tesiste bir değer kaybı gördük örneğin. Bunun sebebini hemen bulduk. Ve anında yatırımcımızla bunu paylaşıyoruz. Bu sebepten dolayı bir enerji düşüşü var. Hemen önlem almamız lazım. Yani bunu açarsak paneller kirlenmiş olabilir, evet, tozlanmış olabilir, kırılmış panel olabilir sonradan dış etmenlerden dolayı. Veyahut o evirici dediğimiz cihazların yanına fabrika bir cihaz eklemiştir. Oda sıcaklığını, ortam sıcaklığını arttıran bir unsur, faktör gelmiştir. Sıcaklıktan dolayı kayıplar oluyordur. Bunları fark ettiğimizde hemen müdahale ediyoruz. Yani hata neredeyse, eksik neredeyse, tamam, evet, işte bunu iş yaptık lazım. Yavuz, benim sorularım bu kadar. Eksik bir şey bıraktık mı? Veya ilave edeceğim bir şey var mı? Bir tane atladığımız lütfen, konu oldu. Biz bu tesisleri kurarken aynı zamanda yatırımcımız için de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yatırım teşvik belgesi. Ben soracaktım. Teşvik var mı? Şimdi bu... Ve o aldığınız belge ne anlama geliyor? Bu yatırıma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenli uyguladığı bir KDV muafiyeti. Çok iyi. Kurumlar vergisinden indirim ve o yatırımda, o kalemde çalışan personellerin SGK priminden destek olarak, düzenli olarak bir teşviği var. KDV muafiyeti? Evet, kurumlar vergisinden indirim.
Kurumlar vergisi indirimi ve SGK desteği, prim desteği. Arası, evet. Bunu da alıyorsunuz. Bunu da alıyoruz yatırımcı adına. Bu noktada yatırımcı yine hiçbir şeyle ilgilenmiyor, uğraşmıyor. Aynı zamanda bir de TKDK dediğimiz Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun da belli periyotlarda desteği var. Evet, desteği oluyor. Yararlanmak, faydalanmak isteyen veya oradaki desteğe uyan, oradaki tanımlara uyan yatırımcılarımızı da yine bu desteklerden yararlandırıyoruz. Oradaki süreçlerin hepsini yine tamamen siz takip ediyoruz. Evet. Mesela TKDK'nın %60-65'e veren desteği, evet, olduğu doğru dönemler oluyor. Doğru. Şimdi hala hazırda açık bir var. Şu an var. Mı? Şu anda var. Bizim mı? Bir tane de müşterimiz var. Onun süreçleri bitti. Yine yılbaşında yeni bir çağrı çıkacağını bekliyoruz. Yılbaşında doğru çıkacak bekleniyor. Evet. Takip etsinler ki bu fırsat çok büyük fırsat. Çok büyük fırsat. Yani destek oranı yüksek. Yani dediğin gibi özellikle hani sermayede sıkıntı varsa, kaynak bulamıyorsan TKDK büyük fırsat. İşte yine KDV muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, prim desteği. Daha önce mesela avantajı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, yani Tarım İl Müdürlüğü'nden destek alan projelerimiz oldu. O da var. Evet. Yani siz aslında tek teknik boyutunda değil, her türlü yatırımcının lehine olabilecek teşvik anlamında, destek anlamında ne varsa, evet, hepsini takip ediyorsunuz. Evet. Çok iyi bir şey ya. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Enerji çok önemli, çok kıymetli. Hepimizin ama özellikle sanayideki, endüstriyel anlamdaki bu güneş enerji sistemleri çok önemli. Çok önemli. Daha hale gelecek. Evet. Rekabet, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, maliyetlerin yüksek olduğu dönemde herkesin yaptırması lazım. Evet, kesinlikle. Onu da siz yapıyorsunuz zaten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun tekrardan. Anka Solar Enerji Kurucu Ortağı Yavuz Varlı konuğumuzdu. Dediği gibi herkesin, bütün sanayi tesislerinin artık DES'i mutlaka yaptırması lazım. Yani %20 olsa maliyeti, inanılmaz bir rekabet unsuru, inanılmaz bir avantaj. Anka Solar baştan sonuna kadar A'dan Z'ye her şeyini anahtar teslim yapıyor. Sadece başvurusu, ne bileyim, sürecin takibi değil, başvurusu, sürecin takibi, imalatı ve daha sonra 2 yıl işletmesini de yapıyor. Bununla kalmıyor. Herhangi bir kurum destek veriyorsa, TKDK olabilir, bakanlık teşvik konu olabilir, onları da yapıyor, takip ediyor ki zaten bu konudaki işini ne kadar iyi yaptığını zaman içerisinde gösterdiler. Diğer bir konu, akıllı villa demeyelim de neydi, sıfır enerji maliyetli villa konusu vardı. Ona başlıyorlar. Işıkkent'te 4 tane ev sıfır enerji maliyetli. Enerji ve ısınma maliyeti yok. Belki Türkiye'de ilk diyebilir miyiz? Bir örneğini bu bölgede görmedim. Bu bizim, evet, bölgede yok. Yani örneği yok. Bu da çok önemli bir çalışma. Diyor ki Yavuz, aynı zamanda savunma sanayine bir çalışma yapmak istiyoruz. Yani artık, evet, biz kabuğumuza sığmıyoruz inşallah. Ülkemiz içinde çok önemli şeyler yapacağız diyor. İnşallah. 113. caddede belediyenin karşısı diyebiliriz. Bir gidin sanayicilerimiz, endüstri anlamda konuşun. Mutlaka yol gösterecekler, mutlaka önemli projeler gündeme gelecek. Enerji dünya için çok kıymetli, bizim için çok kıymetli. Onun için mutlaka enerji yatırımına ihtiyaç var. Kısa bir reklamımız var, sonra tekrar birlikteyiz.